Serdar Aziz hafta boyunca bize kasığında bir sıkıntı yaşadığını söylemişti. Gerekli tedavileri de oldu. Bu maçta da gidebildiği kadar oynayacak şekilde planlamıştık. İlk yarıda bize sinyaller verdi maçı tamamlayamayacağına dair, maçın tamamında oynayamayacağına dair. Bu yüzden oyundan çıktı. Yaptığımız oyuncu değişikliklerinin ofansif olması aslında defansif anlamda çok iyi olduğumuzun bir göstergesi. Çünkü Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil. Ama ön bölgede birazcık daha hız ve yaratıcılık katmamız gerekiyordu. Biz de ön bölgede bize taze kan olabilecek oyuncuları sokmak istedik. Bireysel olarak ön bölgede yaratıcılıklarını kullanarak bize birazcık daha ofansif oyunda katkı sağlasınlar diye. Defansif olarak herhangi bir değişikliğe gerek yoktu. Çünkü defansif anlamda takımımız iyiydi. Ama ön bölgede birazcık daha yaratıcılığa ihtiyacımız var. Bu yüzden 5 tane ofansif oyuncu soktuk. Onlar girdikten sonra 2-3 tane de pozisyona girdik. Fakat gol atamadık. İkinci maçta ofansif bölgede daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Erhan Seven, TRT Spor. Hocam, ilk maç için iki ayaklı maçın avantaj olduğunu düşündüğüm bir skor var. Rövanş içinde şimdiden başarılar diliyorum. Değişkenlikleri ve geçirgenlikleri olan dizilişler gördük. 4-2-3-1, 4-4-2 oyun içerisinde. Araon'un zaman zaman stoperlerin içerisine, Serdar'la Zalay'ın içerisine girip kanat beklerini öne doğru sürdüğünü gördük. Arayışlar içerisinde olan bir Jesus profili var ki sanırım bu da maçın skoruna göre sonucu elde etmek için yaptığı bir hamleydi, hamlelerdi. Buna alışacak mıyız? Zaman içerisinde hep beraber bunu görmeye devam edecek miyiz? Birinci sorun bu. İkinci soruda deplasmanda alınan bir beraberlik Kadıköy için avantajlı bir skor mudur? Oyunun genel itibariyle bir değerlendirmesi aldık ama sonuçla ilgili de memnuniyeti var mı? Onu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. İlginç bir soru. Ben çalıştığım takımlarda sürekli taktiksel değişiklikler yapmayı severim. Değişkenlikler olmasını isterim takımımda. Fenerbahçe'de bunu oturtmaya çalışıyorum. Bazen oyuncularım saha içinde pozisyon değişikliği yapıyorlar. Onlardan bunu istiyorum ki rakiplerimiz bizim hangi sistemde oynadığımızı anlamakta zorlansınlar. Futbol artık çok gelişiyor. Artık maça başladığınız taktikle bitirdiğiniz taktik diziliş aynı olmuyor. Ben de maç içinde her zaman en iyi çözümü aramaya çalışıyorum diziliş olarak. Buradan almış olduğumuz galibiyet bize hiçbir şey garanti etmiyor. Onlar İstanbul'a bir galibiyetle gelmek istediler fakat beceremediler. Buradan biz de galip çıkabilirdik. İkinci maçta dengeli bir maç olacak. Umarım taraftarlarımızın oluşturduğu destekle oyuncularımız çok özgüvenli bir şekilde gerçek gücümüzü gösterir ve turu geçen taraf biz oluruz. Çünkü ben şöyle düşünüyorum, zor bir takımla eşleştik. Bu turu geçmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir atmosfer vardı. Fenerbahçe taraftarı sayısal olarak çok fazlaydı ve bize gerçekten çok destek verdiler. Ama bence İstanbul'da taraftarımızın desteği bizim için çok belirleyici ve önemli olacak bu turu geçmek için. İkinci maçta böyle olacağını umuyorum. Maçın rakip takım hocası maçın hakemi hakkında birazcık eleştirilerde bulundu. Siz maçın hakeminin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hakemler hakkında konuşmayı pek fazla sevmiyorum. Bence Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamasında da var olmalı. Ama hakemin sonuca çok fazla etki ettiğini düşünmüyorum. Bence bu maçın seviyesinde bir performans sergiledi. Teknik ve disiplin anlamında iyiydi. Ben hakemi analiz etmekten ziyade kendi takımımı analiz etmeyi tercih ediyorum.